Merkezli Sohbetler'in Teknofest özel yayınına hoş geldiniz. Bugün Teknofest'teyiz. Burada dördüncüsü düzenlenen Teknofest'te birçok hava aracı, birçok şirketimizin değerli çalışmaları burada. Aynı zamanda birçok gösteri uçuşu yine yapılıyor. Çeşitli yarışmalardaki hem bazı yarışmalar devam ediyor hem de bazı yarışmaların sonuçları burada paylaşılıyor. Birçok ödül alan, kazanan takımımız var, genç kardeşlerimiz var. Özellikle şimdi Milli Muharip Uçağın yanındayız. TUSAŞ tarafından geliştirilmesi devam eden Milli Muharip Uçak'ta burada sergilenen diğer ürünler arasında özellikle burada dikkat çeken bir nokta var Milli Muharip Uçak için. Milli Muharip Uçak'ta çoklu salan ilk kez burada sergileniyor, en azından bu şekliyle ilk kez diyebiliriz. Yine Milli Muharip Uçak'ın içerisinde yer alan çeşitli kullanılabilecek mühimmatlar da yine aynı şekilde burada sergilenmiş durumda. Hürkuş, Hürjet, Gökbey yine geçtiğimiz Teknofest'lerde olduğu gibi burada Hürkuş'un bir gösteri uçuşu da yine yapıldı. Hatta TB2 ile birlikte çok yakın uçtukları bir uçuş da oldu. Çok başarılı bir gösteri oldu. Şimdi biraz daha alanda yürüyoruz, hem alanındaki ürünleri daha iyi de anlatmak adına çok geniş bir alan burası. Ciddi de bir yoğunluk da söz konusu pandemi koşullarına rağmen. Şimdi Hürjet'in yine yanındayız. Hürjet'te yine burada sergilenen ürünler arasında 2023 yılında Hürjet'in de ilk uçuşunu yapmasını bekliyoruz. Yine Gökbey burada. Gökbey'in de yine bir gösteri uçuşu yapması bekleniyor. Gökbey'de bilindiği üzere genel maksat helikopterimiz yakın zamanda inşallah TEİ tarafından geliştirilen TS-1400'de uçuş yapmasını da bekliyoruz. Tabii en yoğun olan yer de tabii ki şu anda Akıncı. O tarafa doğru da ilerleyelim. Akıncı'da da bir bugün gösteri uçuşu yapıldı. Oldukça da yakından geçti Akıncı. Çok güzel bir gösteri sundu. Akıncı'nın önünde de çok ciddi bir kalabalık söz konusu. Muhtemelen Sayın Selçuk Bayraktar Bey de o bölgede. O tarafa doğru da şimdi ilerliyoruz. Evet, burada Akıncı'yı görüyoruz şu anda. Akıncı'da full mühimmat yüküyle neredeyse ve yani kullanabilecek tüm mühimmatların entegre edilebildiği bir yapıyı görüyoruz burada. Aynı zamanda yine Akıncı'nın altında, aynı zamanda tüm hava araçlarımızda da CATS, ASELSAN tarafından geliştirilen CATS görüntüleme sistemi görülüyor. Burada da altına şimdi biraz daha yakından da alacağız onu. Evet, burada görüldüğü gibi ASELSAN CATS entegre edilmiş bir Akıncı var. Altında yine SOM görüyoruz. Yine çoklu salan da aynı şekilde burada. Yine tüm mühimmatlar, Gökdoğan, Bozdoğan, işte Gözde, Kanatlı, Güdüm Kiti, SOM, hepsi şu anda burada sergileniyor bu şekilde. Özellikle bu şekilde full yüklü mühimmatla olması da açıkçası çok iyi. Ya belki de en dikkat çekici şey burada yer alan şu andaki tüm hava araçlarında TB2, Anka, Akıncı, hepsinde ASELSAN CATS görüyoruz. Bu dikkat çekici unsurlardan bir tanesi. Full mühimmat yüküyle dediğimiz gibi aslında burada yer alıyor Akıncı. Yine bir test uçuşu da yaptı bu şekilde Akıncı. Solo Türk büyük bir gururla huzurlarınızda.